Sayın İl Başkan Vekilim, Sayın Merkez İlçe Başkan Vekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Belediye Meclisi, Sayın Divan üyelerini arz ediyorum. Divan Başkanım nedeniyle katılamayacağım için üzgünüm. Toplantının başarılı geçmesi temennisiyle şahsınızda bütün katılımcılara selam. Mevlüt Çavuşoğlu, Genel Başkan Yardımcısı, Antalya Milletvekili, Menderes Türel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Ben de teşkilatım adına Sayın Bakanımıza, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ederim. Sayın Başkanlarım, AK Parti ailesinin değerli yöneticileri ve üyeleri. Karaköprü ilçesi Danışma Meclisi toplantısına teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Üyeleri, Sayın Partimizin ilden ve merkez ilçeden gelen yönetim kurulu üyeleri, başkan yardımcıları ve AK Parti'nin değerli üyeleri, gençlik kollarımız. İlçe olmamızda başta başbakanımızın emeği, bakanımızın, milletvekillerimizin, ilçe başkanlarımızın, merkez il başkanımızın çok emeği oldu. Hep belediye başkanımızın çok emeği oldu. Hepsine sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Başbakanımızın dediği gibi hak edeni yapmak lazım, yakışanı yapmak lazım. Biz de onun derdimiz yakışanı yapmak, yakışanlıkla yarışmak. Göreve geldiğimiz günden beri bir ilçe gibi çalışarak hiç ara vermeden kadın ve gençlik kollarımızla da uyum içerisinde, parti disiplinin içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz ama hiç seçim kaygısı da yapmadan. Bugün seçim olsa istersen bugün olsun, bir seçim derdine düşmeden çalışmalarımızı sürekli yapıyoruz. Slide'daki bilgiler yaptığımız çalışmaların belki %10'u değildir. Başka sizin şeyinizi, zamanınızı almak istemediğimiz için kısa kestik. Bizler teşkilatı bilen, teşkilattan gelen kişileriz. Bu misyonunu iyi şekilde temsil ettiğimiz için gerek merkez ilçemizin tüm faaliyetleri ve diğer Şanlıurfa'da yer alan ilçelerimizin, AK Parti'mizin tüm faaliyetlerinde bulunduk. Onlara katkı sağladık, omuz verdik, partilinin aynı partide olmanın gereğini yaptık. Yine İl Başkanımız tüm partiyi temsiliyle yukarıda yapmış olduğu çıtayla gerçekten Şanlıurfa teşkilat anlamında da bir devi tarihe imzasını koymaktadır. Şimdi bunlarda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. AK Parti Türkiye'nin umudu olduğu gibi artık tüm İslam aleyhi, hatta tüm dünyanın umudu olmuş durumdadır. Sayın Başbakanımızın çizmiş olduğu vizyon, yönetim anlayışı, adalet anlayışı, gerçekten teşkilat düşüncesi, yapmış olduğu icraatlar, bölgedeki kalkınmalar, fakir fukaraya el uzatması, diğer ülkelerin acısını kendi acısı gibi duyması bize heyecan veriyor, bize sorumluluk yüklüyor. Bizim de liderimizin bu anlayışına hep birlikte omuz vermemiz gerekiyor. Ki Şanlıurfa başta bakanıyla, milletvekilleriyle, il başkanımızla bunu göğüslüyor, göğüslemeye de devam ediyor. Ben bu birlik ve beraberlik içerisinde Şanlıurfa'nın hak ettiği yere geleceğini, kalkınacağını ve yine Kürt meselesinin çözümünde koyulan adımlar, atılan adımlar, yapılan çözümlemeler gerçekten bölgemize mutlu bir bahar, huzurlu bir bahar, geleceğimiz için, çocuklarımızın geleceği için çok güzel bir tohumun atılmasına vesile olmuştur. Bizler de bu gelişmeye, bu çözüm sürecine buna katkı vermemiz lazım.
Hepimiz gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Hepimiz kalkınmamıza öncülük etmemiz lazım. Bunlar Güneydoğu'da yaşayan insanlar içindir. Anaların ağlamaması içindir. Artık evlere hüzünün düşmemesi içindir. Bu bahar onun için geliyor. Başbakanımız diyor ya Mardin'de, savaş kolaydır, barış zordur diyor. Ben zor olana talibim. Allah yar ve yardımcısı olsun. Evet, değerli AK Parti ailesi, bugün bizim de merkez ilçe danışma toplantımız olduğu için merkez ilçe başkanımızın hepinize selamları vardı. Ve selamlarımı size iletmek için ben kürsüye çıktım. Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, slide gösterimizi izledik. Karaköprü Belediye Başkanımızın ve teşkilatımızın teşkilat ruhuna uygun çalıştıkları, çalışmaların sonucunu gördük. Karaköprü bir köy görünümünden bir kent görünümüne, Urfa'nın değişen yüzüne, Urfa'nın modern yüzüne, belde, belediyesinin kıt imkanlarıyla, akılcı bir çalışmayla Karaköprü'yü nereden nereye getirdiğini hep şahit olduk, görüyoruz. Bu konuda belediye başkanımıza, teşkilat üyelerimize ne kadar teşekkür edersek azdır. Esnaf ziyaretlerimizi sıklaştırarak varsa sorunlarını dinledik. Taleplerini de not alarak çözüm noktasında ilgili arkadaşlarımızla birlikte ilgili merciler nezdinde girişimlerimizi sürdürdük. Girişimlerde bulunduk. Yine oluşturduğumuz komitelerimiz aracılığı ile 15 günde bir ev vesile toplantıları,